Telegram grubunda gün gün yazıyor Docs dosyasında. Ben sıralamayı kaybetmiyorum o sayede. Pinlemiş zaten. Evet. Şimdi uygulamamıza geçelim. URL kısaltıcı. Hemen burada bir application.py açıyoruz. Ve bunun temel yapısını bir oluşturalım. Bildiğiniz gibi templates. Sonrasında bir de statik atarız buraya. Bir dakika. Bu nereden geliyor? Open folder. Tamam. Evet, doğru yerdeyiz. Şimdi burada yapacağımız çalışmada temelden kodları yazmaya başlayabiliriz aslında. Ama HTML tarafını da yazarak devam edebiliriz. JavaScript ve CSS tarafında çok fazla bir şey yok. Onu copy paste hallederiz. O yüzden statik diyorum. Hemen şurada new file app.js ve style CSS diyorum. Style CSS'i aldığım yerden kopyaladım, yapıştırdım hemen. Şöyle bir şey, çok önemli değil. Görselde bir şeyler yapacak. Ve sonrasında JavaScript tarafında da bir şey yapmaya gerek yok. Bu sadece işin mantığını. Hani şu klasör yapısına alışmanız için yapıyorum bunları. Ve template kısmında sadece bir tane template'imiz olacak. Tom HTML. Bunun içerisinde gene ustaca bir teknikle hemen kopyalayıp yapıştırıyorum. Usta bir hareketle. Şöyle bir yapısı var. Buraları konuşmuştuk. href URL for static file name. Şöyle file name CSS'ten çekecek şurada. Yalnız burada bir template kullanımı olduğu için şu şekilde parantezler içerisine aldığımızı biliyorsunuz. Aynı şekilde burada da statik bir çağrım var. Bu nedenle URL for'u, Python'daki URL for'u ben şu şekilde script'in source'una çekiyorum. Şu yapıyı bir düzelteyim ben. Böyle. Neredeyiz biz? Burası, şurası. Sonra burası geliyor. Şurası ve şöyle. Inputlarım burada. Text ve submit. Submit ne yapıyordu? Bu içerisindeki formu sunucuya post etmeyi sağlıyordu. Ve postun bir action'ı olabiliyordu. Action'da şuradaki shorten diyelim. Kısaltılmış versiyonun linki diyelim. Oraya göndereceğiz. Yani kısaltma işlemini yap diyecek arka tarafta. Ama bunun için ekstra bir tasarım yapmayacağız. Çünkü sadece post yapacağım ben burada. Mesela get ile bunu göstermek isteyebilirsiniz. Database'deki bunu bu örnekte yapmayacağım çünkü. Database'deki bütün kısaltılmış linkleri örneğin shorten ya da farklı bir liste içerisinde. Örneğin shorten değil ama list diye bir sayfada listeleyebilirsiniz. Orada da get kullanmanız gerekecek. Tabii form olmayacak orada. Ama linkiniz örneğin list olacak. Oraya get ile istek yapıp veriyi listeleyeceksiniz. Bu projedeki ödeviniz olsun. Bu yapacağım örnekte çünkü listeleme yapmayacağım. Sadece oluşturacağız ve bunu
URL üzerinden o kısaltılmış linki çağırıp ilgili URL'e götüreceğiz. Tasarımım tamam. Şurada da bu arada URL'i yazdırıyoruz. Geçtim bunu. URL kısmında. Evet. Bu hazır. Shorten kısmını yaparız birazdan. Hatta shortunu yapalım. Öncelikle app'nin haricinde shorten mesela shorten.py olsun. Burada basit bir şekilde string manipülasyonu yapacağım. String diyorum. From random. Bunun amacı da random, rastgele bir URL oluşturmanız gerekiyor. Aynı YouTube URL'leri gibi. Randint diyorum ben burada. Random içerisinden. Def create id diye bir function yapıyorum. Sadece bu olacak. Chars string printable default bir id değeri oluşturuyorum burada. For i in range 6 karakterli olacak. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Chars, yukarıda tanımladığım chars içerisinde random'ı çağırıyorum. Diyorum ki 0'la 61 arasında örneğin bir rastgele değer üret. Ondan sonra da id'ye id artı char şeklinde bunu ata. Sonrasında da geriye dön. Bu kadar. Burası yanlış oldu. Bu bizden köşeli parantezle veri ister. Application'a geçiyorum. Application içerisinde de aslında genel olarak şu ana kadar yaptığımız çalışmaları yapacağız diyebilirim. Ve hemen benim Flask'ımı tanımlamaya başlayacağım. Şunu şöyle kapatayım. Evet. From Flask import Flask redirect render template request URL for. From shorten diyorum. Bakın şu an aslında kendi oluşturduğumuz shorten adındaki bir Python dosyasını buraya dahil etmiş olduk, değil mi? From shorten. Bunun içerisinden shorten import create id. Şimdi sanırım yukarıdaki bu Flask'ın çalışma mantığı daha iyi anlaşılıyor. Eğer shorten içerisinde bir sınıf olsaydı baş harfi büyük olacaktı zaten. Onu şu şekilde çağırabiliyor olacaktık. Ama dikkat edin, bunlar küçük harfli. Redirect, render template, request vesaire. Bunlar aslında function olarak tanımlanıyor. Ve biz de buna benzer bir şey yaptık. Create ID'yi aldım. From Flask SQL Alchemy. Alchemy import. Bunun içerisinden SQL Alchemy sınıfını alıyorum. Tabii bunu siz daha önce SQL Alchemy yüklemediyseniz bunu pip install SQL Alchemy ile kurmanız gerekiyor. Bende var zaten. Ve regular expression kullanacağım. Bunu da yazıyorum. Application'ımı oluşturuyorum. Artık bunları biliyorsunuz. Name regular expression'dan sonra config tanımlaması yapacağız. Geçen hafta daha karmaşık bir config yapmıştık. Ama iş production ortamına yaklaştıkça daha gerçekçi projelerde işler karışık hale gelir zaten. SQL Alchemy track modifications.
Bu SQL Alchemy'nin notification'larını biraz susturmak için yapılan bir ayar diyelim. Önemli değil şu an. App config Alchemy database yuri. Burada biz SQLite kullanacağız. Bu nedenle bunun dosya yol yapısını vereceğim. Nokta SQLite tree olarak özetleyebiliriz bunu. Equal SQL Alchemy, buna application'ı veriyorum. Sonrasında sınıfları oluşturacağım burada. Class mesela links olabilir şöyle. Baş harfi büyük olma standartını koruyalım. db.model. Bunu neden ekliyorum? db.model'ı. Hadi ateistler bunu açıklayın. db.model'ı neden ekliyorum? Ne yapmış olabilir? Hocam veri tabanı modelini şey yapmak, kalıtım, miras almak için değil mi? Kalıtım için. Tamam, Python'da kalıtım diye bir şey vardı. Kalıtım yapıyorduk bu şekilde. Peki hangi yetenekleri nereden aldı? Database nesnesi SQL Alchemy üzerinden onun model yeteneğini aldı, modelini aldı. Evet. Doğru, tam olarak. Evet Didem, DB işlemleri için gerekli. Onun aslında mantığını biraz sorguladık. Özgür Can'ın söylediği gibi, Oğuz Kağan'ın söylediği gibi, links diye bir sınıfımız vardı burada. Dışarıdan db.model diye bir şey verdiğimizde bunun anlamı db nerede bir kere? Ona bakmak lazım. Db şurada bir şey var. Table tanımlamaları için gerekli değil mi? Nedenini soruyorum. Sadece. Gereklilik kısmı değil. Db nesnesi burada. Buraya bakıyorum. SQL Alchemy diye bir şeyin nesne örneğini oluşturmuş burada. Tamam. Db de buradan geliyor zaten. Nokta model dediğine göre SQL Alchemy ile alakalı bir şey olduğunu anlıyoruz. Bizim oluşturduğumuz şu sınıflar, bunlara model sınıfları diyoruz aslında. Bu genel bir tanımlamadır. İster C# yazın, ister Java ya da Python fark etmiyor. Model katmanı içerisinde model sınıfları kullanılır. Tamam mı? Model katmanı. Model katmanının temel görevi, database işlemleri için gerekli ara katman yapıyı oluşturmaktır sınıflarla. Aslında sınıftan tek bir farkı vardır. Normal sınıftan tek bir farkı, database işleri için özelleştirilmiştir model sınıfları. Şimdi şurayı kapatıyorum. Şöyle bir yapı kuruyorum. Bakın id integer link, mesela bu da string olsun. Link id, bunu string olarak yapabiliriz. Tamam. Şu şekilde bir yapı. Bu normal bir sınıf yapısı değil mi? Şu ana kadar aslında bildiğimiz bütün sınıflar bu şekildeydi. Bir tane class isim veriyorsun buna. Ondan sonra içerisinde field'ları falan yazıyorsun. Tamam, tam bu şekilde değil. Araya ıvır zıvırlar falan yazıyoruz. Farklı ama özet olarak böyle. Bunun model tarafının modele dönüştürülmesi için, yani gerçekten bir veri tabanı işlemleri gerçekleştiren bir model sınıfına dönüştürülmesi için yapacağımız çok basit. Sen bunu oluştururken diyorsun ki eşittir
Öncelikle benim bu işlemi yapabilmek için SQL Alchemy gibi bu yetenekler için tasarlanmış olan sınıflardan bunun alt yeteneklerini kalıtım olarak almam lazım. Yoksa tonla kod yazmam lazım. Zaten SQL Alchemy gibi şeyler bu yüzden kolaydır. Ve işimizi kolaylaştırdığı için kullanırız. İçinde tonla kod var. Ya kullanabileceğimiz. SQL Alchemy diyor ki ben zaten bunları yaptım diyor. Sen bir sınıfı model sınıfına dönüştürüp bunun üzerinden örneğin database işlemlerini gerçekleştirebilmek istiyorsan benim diyor DB, yani DB herhangi bir şey olabilirdi tabii burada. Nokta model. İçerisinde model diye bir şey var. Sen bu modula ulaşırsan diyor, onu kalıtım alırsan, senin kalıtım aldığın sınıflar bu yeteneklere kazanır. Yetenekleri kazanır. Ne tür yeteneklerden bahsediyorum? DB nokta, bakın. Şimdi kalım diye bir şey var. Kalım diye bir şey geldi. Parantez içerisinde diyorum ki, bunu da şöyle düşünün. Veri tabanım var bir tane. O veri tabanında bir tablom var. Tablom şuradaki sınıf üzerinden oluşturulacak. Tamam mı? Bu isimle bir tablo oluşturulacak database tarafında. Ve o oluşturma ıvır zıvır yönetim işlemlerinde SQL Alchemy kendisi yapacak. Biz onu komut satırıyla yönetebiliyor olacağız aslında. SQL Alchemy bu şekilde kullanılabiliyor. Ve bu işlemi otomatikleştirirken de diyor ki tamam sen bu ismi verdiysen diyor tamam ben bu isimle bir veri tabanı tablosu oluştururum. Normalde mesela şu tür klaslarda çoğul isim kullanılmaz. Çoğul isim kullanılmaz. Mantıklı değil burası aslında. Link S koyarsan burada mantıklı değildir. Fakat burada aslında basit anlamda işi daha basitleştirmek için ben ıvır zıvır ayarlara girmeden diyorum ki doğrudan sınıfın adını links yaparım. Bu isimde bir veri tabanı tablosu oluşturulur. Çünkü veri tabanı tablolarının isimleri çoğul olmalıdır. Sebebi ise bak, nesne kullanıcı ise ki Türkçe karakter kullanmadığıma dikkat edin. Bu hatayı yapan arkadaşlar var. Türkçe karakter kullanılmaz database gibi yerlerde. Programlama içerisinde de. Bu bir best practice gibi düşünün. Nesnenin kendisi diyelim Python'da ya da herhangi bir dilde tamam kullanıcı olsun. Bunun database'deki karşılığı kullanıcılar olur. Veri tabanı tablosu. Bakın. Neden böyle bir şey yapıyorum? Neden? Yorum. Neden mesela şu sınıfın adı kullanıcı olmalı? Database'dekinin adı kullanıcılar olmalı. Ben neden böyle bir şey yapıyorum? Nerede birden fazla nesne var? Teacher. Evet. Veri tabanında birden fazla veri var. Teacher ne dediğini anladım ama nesne değil, veri olarak hitap edeceğiz onlara. Veri tabanındaki nesneler mesela tablo bir nesnedir. Create, alter, drop yapabilirsin. Ama tablonun içerisindeki satırlar birer veridir. Onlar insert, update, delete yapılabilir. Evet, row'lar, satırlar. For döngüsüyle veriyi almak için. Evet. Oğuz Kaan Can na bir like attım. Ve onun dediği gibi database'de bunu İngilizce olarak user
aynı. Kurallar değişmez. Bu bizim yazılım tarafındaki sınıf adıdır. Çünkü siz örneğin şöyle C# mantığında gidersek first name equal last name bla bla. Bak burada user'ı tek kayıt tutmak için kullanıyorsunuz değil mi? Nesne örneği çünkü U. U1, U milyona kadar istediğin kadar git. Her birisi tek bir nesne örneğini tutar. O yüzden tek bir kayıt tutar burası. Bu nedenle de çoğul kullanılmaz sınıf isimlerinde. Tek bir item'dir çünkü. Ama tabii ki sen şunu yaparsan, bak şimdi kafalar karışmasın diye söylüyorum. Mesela user'ın içerisinde diyelim, örneğin user'ın ne olsun mesela? Emails. Tamam. Bu mesela C# dil yazıyorum. Çünkü C tabanlı diller daha anlaşılır olabiliyor. List. Örneğin email diye bir sınıf var. Tamam. Sen bu emails nokta at falan diyerek email tamam. Şu yöntemi açıkça belirtmek için yazdım. Normalde kendisi otomatik arka tarafta yapar. Şu user sınıfının içerisinde, constructor'ında yaparsınız şunu. Tamam mı? Ama şurada birden fazla veri tutabileceğimiz bir alan olabilir. Tamam mı? Fakat dikkat edin, bunun adı emails. Çünkü çoğul, değil mi? İçerisinde birden fazla kayıt alabiliyor. Fakat bunun asıl sınıfı email adında. Gene çoğul değil. Tek bir item çünkü. Siz bunu liste olarak bir user'ın içerisindeki emails diye bir field'a veriyorsunuz. Bakın liste olarak, list tipinde. Bu kullanım farklı. Bunları zamanla alıştırırsınız. Temel sınıfın kendisi uzun isim, çoğul isim kullanmaz. Düzelteyim. Çoğul isim kullanmaz. Burada kullanıcı vesaire vesaire. Şu şekilde. Database'de ise sizin bir tablonuz var. O tablo içerisinde birden fazla satır tutmak için oluşturduğunuz onu. O yüzden çoğuldur. Kullanıcılar, users diye. Database'de de kesinlikle tekil isim kullanılmaz. Mantıklı değildir çünkü. Ha, %99 kullanılmaz. Çok çok nadir. Tek bir satır tutacağınız bazı durumlar olabiliyor. Çok nadir diyorum. Yani genel olarak 100 tane tablonuz varsa belki 1 ya da 2 tane tabloda böyle tekil kayıt tutma ihtimaliniz olabilir. Örneğin web sitenin genel ayarlarını tutacaksınız. Ama bu ayarları 10 tane sütun yaptınız. 10 tane sütun da o web sitenin bütün ayarları tutulabiliyor. Mesela setting diye bir şey yaptınız. Bu settings de olabilir. Birden fazla kayıt varsa ama setting olsun. Mesela. Bunun içerisinde de örneğin bir tane ID var. Web sitenin title'ı var. Ondan sonra ıvırı, zıvırı var. Tamam mı? Bak bunlar tek bir kayıtta tutulabilecek şeyler. Title'ı birden fazla kayıtta tutmana gerek yoktur. Web site ayarlarından bahsediyorsak. Ya da mesela force SSL örnek. Tamam. Bunu normal config ayarlarında tutabilirsiniz ama database'de de tutabilirsiniz. İhtimal olabilir yani. Bazı durumlarda olabiliyor. Bunun gibi şeyler. Burada true false tutarsınız sadece. Bunu birden fazla kayıt eklemezsin. Böyle bir durumda settings yapmana gerek yoktur. Ama birden fazla kayıt tutulacaksa farklı senaryolar için örneğin şöyle bir durum olsun. Neden S kullanırım ben burada? Onu da anlatayım. Böyle bir durumda
Mesela platform diye bir şey var. Platformda bizden örneğin 0, 1, hatta 1, 2, 3 gibi bir şey alsın. 1, development anlamına gelsin. Yani development'ta şu ayarları kullan. Production'da bu ayarları kullan. Test'te bunları kullan. Bak böyle bir durumda dikkat ederseniz birden fazla ayar girdi devreye. Mesela test ortamındaysan title'a özellikle test diye yazmak isteyebilirsin. Bak senaryolar değişiyor. Tonla şey olabilir. Production'da SSL'e zorlarsın ama development ve test'te SSL'e zorlamayabilirsin. Ya da test'te de SSL'e zorlamak isteyebilirsin. Çünkü gerçek bir ortama hazırlık yapıyorsun artık. Gibi tonla senaryo. Yani veri tabanı, düzelteyim, yazılım tarafında %100 kesin kurallar yoktur. Ama çoğunlukla uygulanabilecek best practice'ler vardır. Şunu diyebilirsin yani %99 bu yöntem kullanılır best practice olarak. Ama ekstrem durumlar her zaman olabilir. Buna hazır olmanız gerekiyor. Tamam, burası links olsun. Ben bunu şunu kalımı yapıyorum. Bunun veri tipini yapmanız lazım tabii. Vermeniz lazım. Primary key true diyorum. Database videolarımı izlemeyenler artık izlemeleri gerektiğini anlayacaklar zamanla. Çünkü database mantığını bilmeyen bu tarafı oturtamaz. Yani şu klavye sürekli değişiyor. DB column. Burada da DB string diyorum. Bak database'de oluşturabilirdim bunu. SQL mantığını bilenler, SQL'de database oluşturmuş, tablo vesaire oluşturmuş kişiler bu mantığı çok rahat anlayacak. Ama yapmamış olanlar neden yapmadım diyecek. DB.string. Bu da 6 karakter alsın. Unique olsun diyorum. Benzersiz. Az önce Oğuz Kağan Can'a söylediğim gibi. O kadar farklı isim söyledim ki artık ben de unuttum. Oğuz Kağan. Links diye bir sınıf. Bak bu create a DB. Veri tabanı oluşturmak için kullanılan bir şey burası. Ve buna bir şey ekleyeceğim. Def diyorum. Add new link. URL. ID oluşturacağım. Neden? Çünkü kullanıcı UI tarafında bir ID girdi. Onun tasarımını yaptık. Oradan girilen URL için ben otomatik kısaltılmış bir ID oluşturacağım. Bunu da create ID ile yapmıştık zaten. Almıştık buraya. If str links nokta query nokta filter by, bakın şu yetenekler sorgulama yani query ve şu filter by gibi sorgulama teknikleri şuradan geliyor. DB model'dan geliyor bize. Filter by diyorum ki içinde ne var? Link ID diye bir şey var. Hatta bunu şöyle daha doğru yapalım. Şöyle ID olsun. Genellikle ben baş harfini büyük yaparım. Tamam. Şurası da link ID. Bu şekilde olsun. Diyorum ki first. Yani veri tabanından bu kayıtları aldığımda ilk kayıt gelsin. First'le. None. Bunlar none değilse. Filter by
ID first equal none. Tamam. Şunu kopya. Eğer böyle olmadığı sürece, bak if ile içeriye girdik ya, böyle olmadığı sürece yeni bir ID oluşturmaya devam et. New link. Links nesnesi oluşturuyorum. Link equal URL. Link ID. Link, evet yukarıda doğru. Link ID. Bu da içeride oluşturduğum ID olacak. Sonra DB üzerinden session.n add ve new link diyorum. Sonra bunu commit ederek kaydetmem lazım. Nokta commit diyorum. Return ID. İşimiz bitti burada. ID'de geriye dönüyorum artık. Burada eksiğim var. Bu ID'leri vermem lazım. Çünkü buna göre filtreleme yapacak database'den. Diyecek ki mesela linksler içerisinde, yani database'deki links tablosu içerisinde benim şurada oluşturduğum create ID ile oluşturduğum ID var mı yok mu? Yoksa gir içeri. Yoksa olana kadar, yani unique'liği kontrol ediyorum aslında burada. Olana kadar yeni bir tane üret. Tamam. Unique'lik sağlamak için yapıyorum bunu. Ondan sonra da yeni bir tane link bulduysam, çünkü her seferinde unique üreteceğinin garantisi yok şu anki yazdığımız kodda. Yani kendisi için unique yapabilirsiniz ama çok uzun bir kod olur. Mesela GUID gibi bir şey. O da zaten linki kısaltmaz. Aksine çok çok uzatır. Bizim amacımız kısaltmak. O yüzden bunu kullanacağız. Buraya kadar tamam. Ana sayfanın action'ını yapıyorum burada. Hazırlıyorum. Başka redirect to yapabiliriz. Şimdi direkt boş geç bunları. Ve def shorten. Shorten için de bir action yapacaktık. Buraları da boş geç. If name, main function'ımızı hazırlayalım. Main ve app.run. Yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de. DB nokta page all. İlk açıldığında database'i oluşturma işlemini burası yapacak. Ondan başlayalım. Benim yukarıda oluşturduğum database'in, yani Flask'ın nesne örneği app idi. Bunun üzerinden routing işlemlerini yapıyorduk. App.root bu ana sayfayı işaret ediyordu. İstersek ekstra bir şey daha göstermiş olayım. Şu şekilde mesela URL'i URL kısaltıcı gibi bir isimle belirtebiliriz. Zorunlu değil. Sonrasında render template kullanacağım. Daha önce yaptık. Home vardı. Home.html URL equal evet yapacağım. Cool. Evet. Dışarıdan gelen listeyi, dışarıdan gelen URL'i aslında home HTML'e gönderiyorum basit bir şekilde. Redirect içerisinde de gene benzer app.root. Burada dışarıdan bir ID göndereceğim ben buna sadece. Ve içeride bu ID'yi çağırmak istiyorum. Links.query.filter by link
link id eşittir id first diyorum. Return ne yapacağım? Bak database'den ilgili kaydedilmiş id'yi aldım. Nedir bu? Mesela uzun bir link var diyelim. Onu database'e kaydettik. Ondan sonra ben bunu database'den alıyorum. Çünkü kaydetmiş olacağım zaten. Onu kısaltmadan önce onu da alıyorum, uzun linki. Sonra kısaltılmışla birlikte kaydediyorum. Sonra kişi bana şurada kısa linki verdiğinde, benim oluşturduğum kısa linki verdiğinde ben gidiyorum onunla bir sorgu oluşturuyorum. Bakın link ID. Tamam, bunu bana getir diyorum. Bunun linkini alıyorum. Ne yapacağım? Redirect. O linke yönlendir. Link, hatta şu kafanızı karıştırmasın. Bu aslında row'dur. Yani o satırı komple alıyorum ben burada. Database ile ilgili satırı. O yüzden bunun adını mesela data diyelim. Bu datanın içerisinden ben linki alacağım. O link isimli sütunu alacağım. O neydi? O da şuydu. Bakın. Şimdi isimlendirme biraz kafa karıştırmış gibi olabilir. Mesela tablonun adı links. Bunun içerisinde de link diye tutuluyor. Ama mesela link test, link text denebilir. Ya da long link olabilir. Long link. Olur mu? Olmasın şimdi ama mantık öyle. Burada da diyorum ki o kaydı komple satır aldıktan sonra bunun içerisinde bana şöyle geliyor zaten. Bir sınıf gibi geliyor. İçerisindeki bütün satır database'den. Onun içerisinden link sütununu ben istiyorum. Onu aldıktan sonra redirect diyorum. Buraya yönlendir. Bunu test edeceğiz. Sonraki adım shorten. Shorten diyorum. Buraya iki şekilde işlem yapacak şekilde bir hazırlık yapıyorum. Neydi bu? Get cost. Bu kadar. X request nokta form nokta get linkten gelen veriyi al. If regular expression yukarıda eklemiştim. Search https. Şurada bir regular expression yazıyorum. Biraz gıcık. Evet. Ben karanlıkta kod yazıyorum. Ama çok sık kullanmadığım. Evet. Ters slash. W artı nokta artı. Regex yazmak çok gıcık bir şey. None değilse print x artı link diye bir uyarı basalım. Sonrasında da add new link'i çağırıyorum. Ne yapıyordu bu? Add new link. Bakın burada dışarıdan URL geliyor. O URL'i veriyoruz. İçeride aslında bu URL'i database'e kaydediyor ve geriye de bu oluşturulmuş olan, içerideki oluşturulmuş olan ID'yi bana dönüyordu. Değil mi? Unique olan ID'yi. Evet. Çünkü şurada garanti ediyorum ben. Bakın burada create ID oluşturdum ama şurada bu database'de yoksa eğer içeriye giriyor while döngüsü içerisinde bu database'dekinden benzersiz olana kadar dönüyor. Bu nedenle de şuraya geldiğinde aslında benzersiz bir ID ürettiğimi garanti etmiş oluyorum ben. Bu nedenle ekstra kontroller yapmıyorum burada. Şurada hallediliyor. Ve ikisi buna ata gönderdik. Sonra
bir message basalım. Success. Your link is blah blah. URL for home. Artı benim oluşturduğum link. Home'a gidiyor. Tamam mı? Yani mesaj olarak oluşturduğum şey başarılı. Tamam, your link is işte URL home artı benim o sonradan ürettiğim create ID verdiğim ID bilgisi. Sonrasında tabii bunu return render template diyorum. Home HTML ve URL message. URL olarak benim içeride oluşturduğum mesajı veriyorum. Sonra if değil else ise yukarıdaki gibi bir message alanı oluşturalım. Şöyle olsun. Klavye değişmiş gene. Success değil. Sorry. It is not a link. Try it again. Bu, yani şurada regular expression'lar bize bazı hazır paternlerin, mesela e-mail adresi ya da bir telefon adresi için regular expression kullanılabilir. Ya da mesela TC kimlik no ya da URL. Bunların kesin kuralları vardır. O kuralları uygulamak için biz regular expression'ları kullanabiliriz. Aslında validasyon işlemleri gerçekleştirir burada. Şurada tekrar kontrol edeyim. Evet, şu burada olacak mesela. HTTPS soru işareti bla bla. Çünkü HTTPS'ten sonra geliyor bu slash'lar. Slash'tan sonra şöyle W yazabilmek için aslında şu ters slash'ı koymam gerekiyor. String concatenation işleminde olan bir şey bu. Sonra artı, burada yani herhangi bir şey olabilir. Sonra nokta olmalı. Noktadan sonra da bir şeyler olmalı demek. Yani abc.com.org gibi. Bu paterni aslında oluşturuyor. Sonra şu return'ü aldım. Yapıştırdım yine. Burada aynısı olabilir. Ana sayfayı tekrar yönlendirirsin. URL'den mesajı gene gönderirsin filan. Yaptık. Yaptık oldu arkadaşlar. Shorting da tamam. O da tamam. Şu home'a tekrar bakıyorum. Değişik bir şey var mı? URL var. Ben buraya URL olarak zaten bakın şunları gönderiyorum. Şurada sorun ne? Aç, kapat. Bir tane fazlaymış. Aç, kapa. Evet, şu an çalışmalı. Çalışmak zorunda. Evet. Regex konusunda katılıyorum. Sema. Ama standartları belli. Dünyada zaten kaç kişi onları böyle uzmanlaşacak seviyede biliyordur. Ben de bilmiyorum ama çok az kişi de bence. Kopyala yapıştır bizimki. Regular expression. Bu bütün programlama dillerinde kullanılabilen bir standart pattern validation formatı diyelim. Az önce bahsettim zaten. Oğuz Kağan. Bask run diyorum. Çalışıyor. Çalıştı. Vallahi çalıştı. Hemen şuradan bir adet zımbırtı alalım. URL kısaltıcı. Buraya bir şey yapıştıracağım.
ne olsun? Hemen hemen bir yere gideyim. Oradan bir mesela diyelim ki benim makalelerden bir tanesini yapıştırmış olayım. Ben daha önce denedim bu arada. O yüzden database'de farklı şeyler de var. Hatta SQLite browser'ımı da açayım. O database'de göstereceğim çünkü. DB browser ile. O yüzden ne yapmalıyım? Geleyim. Şuradan bunun zımbırtısını alayım ben. Database'in evet, tamam. Şu kalsın. Buraya bir link yapıştırayım. Mesela şöyle bir şey. Bakın. Uzun bir link. Enter'e basıyorum. Evet, harika. Harika bir şekilde patladık. Ne diyor? Evet, link buymuş. Is a link error in app execution on shorten post. Shorten. Burada şurada bir hatamız var. Ona bakacağım şimdi. www Post'ta hata vardı. Shorten methods get post. Ama ne kadar detaylı bir açıklama yapıyorsun sen. Hata mı var diyor sadece. Şurada shorten get ve post'a izin veriyorum. Request içerisinden form'dan get deyip link alıyorum. Regular expiration ile diyorum ki search hatayı gören varsa bana söyleyebilir arkadaşlar. Ben tam ID ile anlamadım. Expected ID diyor. ID gitmeyecek göre. Shorten text şurası. Buradan oraya gidecek. Hocam. On shorten diyor. Expected ID demiyor ki. Expected on. Bunun üzerinde bir şey bekleniyor diyor. Şimdi metot olarak get and post verdiğimiz için if request metot eşit post dememiz gerekmiyor mu hocam? Ama orayı doğrudan açmadık. Doğrudan oraya istek yapmadık henüz. Ki olsa bile fark etmiyor. Orada get'te bir sayfa olmasına gerek yok. Sadece istek yapıp yapamadığını belirler. Şuraya bakayım. Add new. Yani bunun içerisinde de olabilir. Çünkü database'e gidecek ya. Bak mesela database oluşturulmamış. Expected on shorten post. Şöyle detaylı bir şey var mı? Shorten. Evet. Add new link'e doğru geliyoruz. Session database ile alakalı olabiliyor. Bunu yeni açmıştım zaten. Tamam. Shorten. Kaydettik bunu. Kayıtlı. Sorun yok. Add new link. Burada oluştu. Database'e git. Bla bla yap. Ne yap? Link ID. Bilinse database oluşmadı. Oluşmadıysa o tarafla alakalı bir mevzu olabilir. Şöyle bakayım bir. Evet. Evet, oluşmamışız. Daha
like DB bla bla. Elle oluşturayım. Çalıştı. Tekrar kopyalayacağım. Yine patladık. Redirect to got an unexpected keyword argument ID. Evet. Ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Redirect to. Yani database'i oluştu mu acaba? Onu bir kontrol edeyim ben. Bir yandan. Onu da göstermiş olayım. Evet. Şurası 0 kilobayt diyor. Open database. Normalde de SQLite'la bu hataları da almam yani. Açıkçası. Bakın tablo falan oluşmamış zaten. Ona geçiyorum. Unexpected keyword argument got redirected bla bla. Şurası link gelmedi diyor. Redirected. Burada redirect to head link ID doğru. Oh, arkadaşlar şurada ID almıyoruz ki biz. Bak. Parantezde ID almıyoruz. Değil mi? O yüzden bekliyor. İşte hatayı veriyor bize. Hocam ben ya. Ama nerede ID? Ben de anlamıyorum ki. ID diyorsunuz ama ID ne? 100 tasında yazıyor. Evet onu gördüm. Ama database tarafında da ID var. Burada da var. Neyse çözdük gibi. Sanıyorum ki. Linkini kopyalayayım yine. Evet süpersin ya. Tekrar bir hata. Ne diyor? Invalid SQLite URL. Şimdi sileyim ben bunu. Silsin. Tamam sen çalışma bir. File DB bla bla, create command bla bla, get create engine. Tamam şunu sileyim. Evet çünkü IDE'de kullanıyorum ben bunu. IDE'den bırakayım. Close database. Şimdi. Kullan. Evet. Sen. Gene patladık. Hadi bakayım. Invalid SQLite URL diyor. Arkadaş ben bunu kullandım. Sorun nedir? SQL Alchemy Database URI SQLite DB nokta Hocam SQL Alchemy'nin kuralı olarak inheritance alarak oluşturduğumuz yerde bir de def init self olarak tanımlamamız gerekmiyor mu? Hayır.
Bak şurada zaten söylüyor. Gözümüze soka soka hatırlatıyor. Diyor ki bak burada 3 tane kullanacaksın dayı diyor. Tamam 3 tane slash kullanacağım diyor. Ben orada 2 tane düz kullanmışım. O yüzden onu bulamadı. Şimdi tekrar bakıyorum. Çalıştırdım. Bu sefer derdimiz ne? Link, select links id as link id, link as links link, links link id as links link id. No such table, no such table links. Evet. Nasıl açtığımız? Pardon. Şuna bakacağım. Bu connection'ı kapatmadan yani commit işlemini yapmadan SQLite'da o tabloları oluşturmuyor. Öncelikle mevzu o. Ama bunu nasıl çözüyorduk? Ben commit'i yaptım burada. Add bla bla dedim. DB API exception execute bla bla do execute. Operational error, SQLite operational, no such table links. Şurada zaten oluşturman gerekiyor bunu. SQLash me background on this error at SQLash me blah blah. Şimdi tekrar bir şeye bakacağım. Tabloyu oluşturmadı. En basit kısımda takıldık arkadaş. Buraya kaç kere yaptık bizler. Sık sık yapmayı unutuyorum demek. Evet. Biraz kuralım. Şunu da açayım bakayım. Aynı hata. Nasıl işte onlaymış. Ben hatırlamıyorum nasıl çözmüştüm. Normalde bu connection'la alakalı bir şey. SQLite connection'ı kapattıktan sonra onları yazıyor database'e. Mevzu biraz o. Create all kısmını ben şurada çağırıyorum zaten. Create all session session add new link ondan sonra commit ondan önce zaten database'in şurada oluşması gerekiyor. Çok basit bir zımbırtıda bir şey unutuyorum.
Switch. Evet, bir ara verelim arkadaşlar. Ben de şunu testini yapayım yine. 10 dakika mı?